Aşk bahçelere goncalar hediye eder. Aşkın gülleri hiçbir zaman solmaz. Aşk bineğine binen insan şimşekler gibi uçar ve ona yetişmek de mümkün olmaz. İşte bir aşk arslanı ki ismi Selman-ı Farisi radıyallahu anh. İranlıdır. Künyesi Selman İbni İslam, yani İslam'ın oğlu Selman. Minyatürler memleketi ve nakışlar diyarı İsfahan taraflarından geliyor. Gönül toprağına Cenab-ı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbet damlası düştü de onu bulmak için diyar diyar gezdi. O mukaddes dilberin sevdası Selman'ı öyle yakıyor, öyle yakıyor ki Selman hiçbir yerde mekan tutturamıyor. O bu aşka nasıl tutuluyor, gelin beraber görelim. Mecusiler ve ateşperestler içinde doğdu. Orada büyüdü. Gençliğinde başına neler, ne belalar, ne çileler geldi. Ruh kulağına kim bilir neler üfürüldü ki, gözleri hep hakikati aradı o. Kendi kendini yiyor. Neredesin ey hakikat, neredesin? Bir gün yolu bir kiliseye uğradı. İçeriye daldı. Hristiyanların ibadetlerine baktı. Tahrif edilmiş İncil'den bazı sözler ve tevhide ait fikirler dinledi. İçine bir ateş düştü Selman-ı Farisi'nin. Anladı ki Hristiyanlık maddeye tapmanın üstünde bir şey. Hoşuna gitti o an. Hristiyan olmuştu. Ne var ki kader ağlarını örüyor deriz ya. Orada da barınamadı. İran'dan çıkıyor, Şam ve Rum taraflarına can atıyor Selman-ı Farisi. Yine tatmin olmuyor, hakikati arıyor. Gerçek bu olamazdı. Gerçeği bulmalıydı ve öyle yapmıştı. Hristiyanlık ülkelerini bir bir gezdi Selman-ı Farisi. O belde senin, bu şehir benim. Kah çöllerde, kah vadilerde, kah dağlara düşmüştü. Birçok rahibin, birçok ruhaninin hizmetine girdi. Heyhat ki heyhat, hakikat bu değildi. Bir türlü ruhunu doyuramıyordu. Ona bir ruh kuyumcusu lazımdı tabiri caizse. Onun ruhunu elmas elmas parıldatması lazımdı. Aradığı buydu. Aradığı mutlak tenzih ve tevhid ölçüsünü hiçbir yerde bulamadı. Ama mutlaka bir hakikat olması gerekiyordu. İşte bu arayışla, bu dinmek bilmeyen arzuyla diyar diyar gezdi Selman-ı Farisi. Ve nihayet bir yerde münzevi bir rahiple karşılaşıyor. Ufak da olsa bir ışık ipliğine tutunabiliyor. Karşılıklı oturuyorlar. Allah'tan, ruhtan, insandan, imandan, kainattan ve yaratılıştan söz ettiler. Rahibin gözlerinde kaynaşan o ışıklar gözlerini ufuksuz kum denizine dikip cenüp istikametini işaret ediyor. Evladım diyor Selman-ı Farisi'ye, pek yakında şu gördüğün istikametten bir fırtına kopacak, bütün dünyayı kaplayacak ve Hicaz taraflarından bir peygamber zuhur edecek. Bu peygamber Hazreti İbrahim'in dinini yenileyecektir ve en ileri tevhid bayrağını açacaktır. Hazreti İsa aleyhisselamın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği son peygamber işte budur evladım demişti. Selman sarsılmaya başladı. Bir aşk kurşunu sanki yüreğine saplanmış, iliklerine kadar ürperiyor. Demek ki aradığı sevgili yakında zuhur edecekti. Gözlerini dikti ufuklara. Hicaz istikametinde yol alan kervanları kolluyor. Gönlü bir ırmak gibi o yöne doğru akıyor Selman-ı Farisi'nin. Ve derken büyük bir kervan görülüyor.
yerinden bir ceylan gibi sıçrıyor. Kervanın yolunu kesiyor. Nereye gidiyorsunuz? Hicaz tarafına. Size katılsam beni de götürür müsünüz? Evet, götürürüz dediler. Ve kervana katılıyor. Hicaz istikametine doğru yol almaya başladılar. Ne var ki bir başka oyun daha sahneleniyor. Ona hemen sahip çıktılar. Onun ayağına kölelik zincirini vurdular. Durak durak Hicaz istikametinde sürüklediler. O aşk padişahı, o gönlü elmas dolu Selman bir mangır gibi elden ele aktarılıyor. Can Yusuf'u yine kuyuya düştü. Ağla Yakup ağla. Fakat Selman'ın haline kim ağlayacak? Kimsesi de yoktu onun. Çile üstüne çile çekiyor. Bu çileler ormanında geçiyor ömrü. Ve nihayet elden ele Medine'ye varıyor Selman-ı Farisi. Bir Yahudi'ye köle olarak satılıyor. Yahudi'nin hizmetinde bulunuyor. Hurma bahçelerinde çalışıyor. İçindeki o aşk ateşi sönmüyor bir türlü. Gözleri yine hep ufuklarda. O rahibin anlattığı o son peygamberin gelmesini bekliyor. Nasibini bekliyor. Bir ömür boyu arayıp durduğu o hasretiyle yandığı peygamber, işte bu şehirde. Bütün şehir, evlerinin ve insanlarının bütün pencereleriyle o mukaddes nura açılmış sanki. Müthiş bir gün. Gökyüzünde fokurdayan güneş, yeryüzünde alev saçan kumlar. Eritici bir sıcaklık var. Selman Medine'nin hurma bahçelerinde çalışıyor, bir ağaç üstünde. Kölesi olduğu adamın o hesabına çalışıyor Selman. Birden ruhunu yakıp kül edecek haberi duydu. Peygamber dedikleri biri bugün Kuba'ya gelmiş ve halk tarafından halkalanmış dediler. Selman'ın beynine yıldırımlar düştü sanki. Aklı başından gidecek gibi oluyor. Kendisini bir titreme alıyor ve ağaçtan aşağı yuvarlanıyor. Hemen haberi getiren adama doğru sokuluyor. O peygamber dedikleri adam ne zaman gelmiş? Sahibi olan Yahudi öfkeyle haykırıyor. Bundan sana ne diyor? Sen işine bak diyor. Öğrenmek istedim diyor sadece. Yahudinin öfkesi büsbütün artıyor. Selman'a müthiş bir tekme vuruyor ve yerde yuvarlanıyor Selman-ı Farisi. İşine bak diyor akılsız adam. Tamam dedi Selman-ı Farisi. Öfkelenme. İşimin başındayım dedi. Ve yine işine koyuldu. Lakin iş yapacak gücü kendinde göremiyor Selman-ı Farisi. Aklı, fikri hep o habere takılmış. İçine büyük bir umut ışığı düşmüş Selman-ı Farisi'nin. Ne pahasına olursa olsun gidecek, o zatı görecekti. Ve şimdi pınar pınar çağlıyor. Sevincinden uçacak gibi oluyor. Ve nihayet varlık nurunu görecek, hakikate erecekti. Biraz yiyecek biriktirdi Selman-ı Farisi. Akşam olunca Kuba yolunu tutuyor ve insanlığın efendisinin huzuruna çıkıyor. Efendim, işittim ki sen salih bir zatsın. Yanında da fakirler varmış. Şunları sadaka için saklamıştım. Bunu size vermeyi daha iyi, daha münasip görüyorum. Ne dersiniz, kabul eder misiniz dedi. Varlığın sebebi, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Selman'ın takdim ettiği nevaleyi alıyor, sahabelerine emrediyor. Haydi, Allah'ın ismiyle yiyiniz. Kendileri ise mübarek elini bile sürmediler. Selman'ın gözlerinde güneşler yanıp sönüyor, iliklerine kadar sarsılıyor ve içinden diyor ki, bu bir diyor, bu bir. Tekrar Medine'ye dönüyor. Yine başka bir gün. Yine bir şeyler tedarik ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Sadakadan yemediğini gördüm. Bu zat-ı risaletleri için hazırlanmış bir hediyedir. Bakın, ikinci getirdiğinde bir evvelkini sadakadan yemediğinizi gördüm.
Fakat bu zat-ı risaletleri için hazırlanmış bir hediyedir. Yani sizin için hazırlanılmış bir hediyedir. Buyurun yiyiniz. Peygamberler peygamberlerinin yanaklarında çiçek çiçek bir tebessüm. Hediyeyi kabul ediyor. Yiyor, sahabelerine de ikram ediyor. Selman yerinde duramıyor, kabına sığamıyor. Bu da iki diyor. Artık Selman'ın gönül ufkunda saadet şafağı sökmek üzere, artık hiçbir şüphesi kalmamış. Selman hep fırsat kolluyor, hep rahipten öğrendikleriyle Allah Resulü'nü teşhise çıkıyor. Ve yine günlerden biri, Nur beldesi Medine. Medine'nin üstündeki gök ve insan ruhunun altındaki o feza, bunca yıldızı, bunca güneşiyle Nur şehri Medine. Allah'ın sevgilisi, topyekün zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, Cennetül Baki denilen kabristandadır. Sahabelerin arasında oturuyor. Gönlü fokur fokur heyecanla, aşk ile kaynayan Selman-ı Farisi, yine koşup peygamberimizin yanına geliyor. Selam veriyor, bir köşeye büzülüyor. Fakat sanki içinde okyanuslar dalgalanıyor Selman'ın. Sanki fezanın derinliklerinde yıldızlar aleminde seyran ediyor Selman. Gözleri alabildiğince açılmış, dikkat kesilmiş, öylece bekliyor. Varlığın sebebi olan Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aslında Selman'ın ne görmek istediğini biliyor, seziyor. Çünkü Selman-ı Farisi, bir dedi. Bu iki dedi ve üçüncüsü de eğer dedikleri gibi çıkarsa bu peygamberdir deyip iman edecekti. Ama köşeye büzülmüş, öylece bakıyor ki nasıl söyleyeyim bunu Allah Resulüne? Çünkü istediği normal bir şey olmayacaktı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlamıştı Selman'ı. Daha hiçbir şey söylemeden mukaddes omuzlarındaki hırkayı şerifi sıyırdı Allah Resulü ve Selman çarpılıveriyor. Tarifi imkansız bir heyecanla sıçrıyor yerinden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sırtında nübüvvet mührüne kapanıyor. Öpüyor, öpüyor, öpüyor. Gözlerinden şebnem damlası gibi yaşlar akıyor. Sevincinden, saadetinden ne yapacağını bilemiyor Selman-ı Farisi. Bir ömür boyu hasretiyle yandığı mukaddes sevgilisi şimdi ona lütuflar yağdırıyor. O deniz huylu, o herkesin imdadına yetişen Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem gökleri aydınlatacak şekilde tebessüm ediyor. Bu tarafa dön. Emir veriyor Selman'a. Bu tarafa dön. Selman hemen utanır ve yerine döner. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısında yer alır. O hakikatin güneşini, iki cihan sultanını hayran hayran seyre dalır. Ey cihanın kıblesi, Allah'ın elçisi, cemalini gördüm. Canım ululuklara erdi diyor. Yıllar süren hasret vuslatınla dindi. Hiç bitmeyecek sandığım o hicran gecelerim ebediyen artık gündüz oldu diyor. Kainatın efendisi, Selman'ın başından geçen macerayı haz duyarak dinlediler. Selman'ı esaret zincirinden, kölelikten kurtardı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve böylece Selman nasiplerin en güzeline eriyor. Ve artık bir nefes olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ayrılmadı. Aleme rahmet olan Selman'ı o kadar sevdi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o kadar sevdi ki iltifatta bulundu Selman-ı Farisi için. Buyurdular ki, Selman bendendir, Selman ehli beytimdendir. Ve devamlı Efendimiz şöyle de söylemiştir, herkes cennete aşık, cennet ise şu üç kişiye aşıktır. Hazreti Ali, Hazreti Ammar ve Selman radıyallahu anhü'ye aşıktır cennet. Üç kişi vardır ki
huriler onları arzu ederler ve yine bunlar Hazreti Ali, Hazreti Ammar ve Hazreti Selman radıyallahu anh'dir. Niçin bitmez bu acı hicran ya Resulallah? Seni arzular gönül her an ya Resulallah. Sensin şefi'i zünüb, sensin tabibel kulüb. Ancak kapında vardır derman ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Selman'ın Müslüman olması böyle olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile tanışmasına kısa bir süre önce çileler ve bir imtihan zinciri içerisinde geçmiştir. Bir de buna benzeyen bir sahabe daha var ki, ismini belki duymuşsunuzdur. Babasını terk eden evlat. İslam'ın ilkler kadrosunda, birinciler kadrosunda ışıldayan Harise oğlu Zeyd radıyallahu anh. Öyle bir aşkın sahibi ki babasını bile terk etmişti. Nasıl mı? Peygamber zevcesi, büyük ve temiz Hatice annemiz ve onun yeğeni Hakim Suriye'den bazı köleler getirmişti. Kölelerden biri de Zeyd bin Harise idi. Bir gün Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh yeğeni Hakim'i görmeye gidiyor. Bir köle satın almak istiyorum diyor. Yeğeni Hakim köleleri amcasının kızı önünde topluyor. Seç diyor amca kızı, seç istediğini alabilirsin. Hazreti Hatice radıyallahu anhüme Harise oğlu Zeyd'i seçiyor. Ve gariptir ki varlığın sebebi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i görür görmez ona karşı aniden bir sevgiyle doluyor. Ve Zeyd'in kendisine verilmesini istiyor Hatice'den. Peygamber zevcesi, büyük temiz Hazreti Hatice annemiz tereddüt dahi etmeden o köleyi varlığın nuruna sunuyor. Zeyd Hazretleri daha 8 yaşında bir çocuktur. Annesi Suda, onunla birlikte ziyarete gittiği akrabaları yanındayken baskına uğramışlar. Pazara götürülmüş ve köle olarak satılmıştı. Allah'ın sevgilisi Zeyd'e sahip olur olmaz hemen onu azat etti ve onu evlatlığa kabul etti. Ne büyük mutluluk! Ne büyük nasip! Köle idin, peygamber evladı oldun. Hem de ne peygamber! Cihanın yaratılmasına vesile olan peygamber. Ve haber dalga dalga yayılıyor. Ta uzaklara, çok uzaklara gidiyor bu haber. Ve Zeyd'in babası Harise'nin kulağına varıyor bu haber. Harise oğlunu her tarafta arıyordu ama onu bulamamıştı. Onun hasretiyle yanıp duruyordu. Ve bu haberi duyar duymaz sevincinden uçuveriyor. Azat edilen oğlunu alıyor, yurduna götürmek için Mekke'ye kadar geliyor. Soruyor, soruşturuyor ve nihayet oğlunun kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın yanında olduğunu öğreniyor. Huzura çıkmıştır. Ey Kureyş kavminin efendisi! Siz harem halkı ve haremin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret zincirlerini çözer ve karınlarını doyurursunuz. Yanında bulunan oğlum için sana geldik diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sordu ona. Oğlunuz kimdir? Zeyd bin Harise'dir. Başka bir isteğiniz var mı peki bundan? Bundan başka isteğiniz var mı? Hayır dediler. Sadece oğlumuzu istiyoruz. Peki dedi Efendimiz. Onu çağırın ve dilediğini işlemekte de serbest bırakın. Yani onu getirenlere diyor ki Efendimiz, ona zorluk çıkarmayın, onu serbest bırakın. Kimi tercih edeceğinde zorluk çıkarmayın diyor. Ve eğer sizi tercih edecek olursa,
hiçbir karşılık istemeyeceğim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hiçbir karşılık istemeden oğlunuzu size geri vereceğim. Alın götürün. Yok eğer beni tercih ederse, ben onu evladım kabul etmişim ki, vallahi beni tercih edeni size vermem dedi Efendimiz. Ve Zeyd'in babası, sen bize karşı ne kadar da güzel davrandın dedi Efendimiz'e. Zeyd'i yüksek huzura çıkardılar. Allah'ın Resulü sordu ona aleyhissalatü vesselam. Evladım, şunları tanıyor musun? Evet, tanıyorum dedi. Kimdir bunlar? Dedi ki biri babam, biri de amcam. Aşkı ve muhabbeti şimdi göreceğiz. Zeyd'i bu kadar seven sonsuzluk nebisi, acaba Zeyd tarafından ne kadar sevilmişti? Efendimiz onu çok sevmiş. Acaba Zeyd Efendimiz'i ne kadar sevmişti? Daha bir çocuktu. Bir çocuk dahi kıymetini bilmişti Efendimiz'in. O yüzden çocuklarınıza peygamberi anlatın. Demeyin ki ne anlar ne bilir. Siz anlatın, daha küçük yaşta hayran olsunlar ona. Peygamberler peygamberi Zeyd'e sordular. Sen benim kim olduğumu öğrendin yavrum. Sana olan sevgi ve şefkatimi de görüp duruyorsun. Benim yanımda kalmayı mı tercih edersin, yoksa babana mı gidersin? Bunda özgürsün, herhangi bir zorlamam yoktur. Sakın ola ki seni kölelikten azat ettiğim için bunu borç bilerek benim yanımda kalmayı tercih etme der gibi soruyor Efendimiz. Hürsün, istediğini yapabilirsin. Bundan yana sana bir ar ulaşmayacaktır. Kimse seni ayıplamayacaktır. Baban burada, biz buradayız. Kime gitmek istersen gidebilirsin. Çocuk olan Zeyd, babasının peşinde tam manasıyla hür adam olarak yurduna dönmektense, anasının babasının sıcak kucağına atılmaktansa, böyle bir kıymeti yanında bulunduğu rahmet peygamberin huzurundaki nimete göre hiçe sayıyor. En taşkın bir cazibe haliyle köpürüyor. Ben dedi, hiçbir kimseyi sana tercih etmem. Sen bana ana, sen bana babamdan daha sevgilisin ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir çocuktaki iman kadar imanı barındıramadık kendimizde. Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah derken ne kadar da yalancıyız aslında. Ne kadar da sahtekarız aslında. Daha canından bir zamanı ayırıp kılamıyorsun namazı. Anam, babam sana feda olsun diyorsun. Cebinden çıkarıp sadakayı veremiyorsun. Malım mülküm sana feda olsun ya Resulallah diyorsun. Evladını bir medreseye, bir Kur'an kursuna gönderemiyorsun. Bütün malım mülküm, canım, evlatlarım sana feda olsun diyoruz. Ne kadar da sahtekar olduk. Söylediğimiz yalana kendimiz bile inanmıyoruz. Ve daha bir yavru halinde olan Zeyd, ben annemin sıcak kucağını, annemin lezzetli yemeğini, babamın şefkatini sana tercih edemem ya Resulallah. Sen bana onların hepsinden daha üstünsün, daha sevgilisin. O böyle söyleyince Zeyd'in babası öfkeyle haykırdı. Ey Yezid, ey Zeyd, düzeltiyorum, ey Zeyd, yazıklar olsun sana. Demek sen köleliği hürriyete, babana, amcana, ev halkına tercih ediyorsun öyle mi? Zeyd ondan daha bin beter bir sesle ortalığı çınlatıyor. Ben köle değilim. Ben bu mübarek zattan öyle şeyler öğrendim ki, ona hiçbir zaman hiçbir kimseyi tercih edemem. Ve Zeyd'in babası Harise boynunu büküyor. Oğlunun bu ulvi tercihi karşısında, İki damla gözyaşından başka bir şey yapamıyor.
İşte aşk bu. Baba, amca, vatan, anne, kardeş, topyekün hürriyet sevgisini büyük aşka feda eden mübarek köle. İşte anneyi, babayı, vatanı terk ettiren hep onun aşkı idi. Aşka bakın. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanlarına eski köle, ebedi aşık, Harise oğlu Zeyd'i alıyor. Mekke'ye birkaç konak yoldaki Taif'e gidiyor. Orada yaşayan Sakif oymağına gittiler. Biliyorsunuz Taif meselesini. Taifliler varlığın sebebi olan peygamberin etrafını çevrelediler. Kan çanağı gözlerle baktılar. Kinleri mızrak mızrak, yüzleri allak bullak. Allah tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın dayanağı, nur sütunu bir insan ve yanında Hariseti, Harise oğlu Zeyd, Hazreti Zeyd var. Taifliler kargaların güneşe baktığı gibi bakıyorlar. Allah'ın Resulü vakarıyla, heybetiyle ilerliyor. Allah'a inanınız ey Taifliler, eşi ve benzeri olmayan Yaradan'ı ve onun Resulünü doğrulayınız diyor. İman etmek de ne? Adamlar birdenbire öfkeye kapıldılar, canavarlaştılar. Kendilerinin bile var olmasına sebep olan Allah'ın sevgilisini taşa tuttular, karga ağızlarını açtılar, avaz avaz bağırdılar. Memleketimizden çık git dediler, nereye gidersen git. Her taraftan taş yağmuru başlıyor. Yolun iki tarafına sıra sıra dizilip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı taşladılar. O kadar taşladılar ki Efendimizin adım atacak hali bile kalmadı. Hazreti Zeyd taş yağmuruna kendi vücudunu hedef yapmış. Allah Resulüne siper etmiş ama ne mümkün. Tepeden tırnağa yaralanmış Hazreti Zeyd. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mukaddes ayaklarından gürül gürül kanlar akıyor. Hazreti Zeyd radıyallahu anh onu kafirlerin taşlarından korumak için üstüne üstüne kapanıyor. Bütün taşlar Zeyd'in başına yağıyor. Öyle bir an geldi ki düşüp bayılacak gibi oldu. Ama kainatın efendisini kafirlerin eline bırakmadı. Gökte fıkırdayan güneş, yerde kavuran kum, yüzlerce kafirin attığı akrep dişli sivri taşlar derken, yol üstünde küçük bir bal kulübesine sığınabildiler. Taifli kafirler, aleme rahmet olanı bu bağa kadar taşladılar, bin türlü cefa ettiler. Hazreti Zeyd radıyallahu anh, varlık nurunun etrafında dönen bir pervaneydi. Kendi vücuduna, taşlara, oklara hedef etmişti. Allah Resulünü siper almıştı. Kendi vücudunu Allah Resulüne siper etmişti. Hatemül Enbiya orada ellerini kaldırıp şöyle dua etmiştir ki meşhur duası: Ya Rabbi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz ederim, sana şekva ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. Ya Rabbi, huysuz, yüzsüz bir düşmanın eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bırakamayacak kadar bana merhametlisin sen. Eğer bana karşı gazaplı değilsen, peygamberin duasına bakın. Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunlara gösteremeyecek kadar geniştir. Allah'ım, gazabına uğramaktan, rızasızlığına düçar olmaktan senin nuri vechine sığınırım. O nur ki bütün karanlıkları parıl parıl parlatır ya Rabbi. O nura ki dünya ve ahiret işlerinin ıslahı yalnız ona ve bestir. Sen razı olasıya kadar affını diliyorum. Bütün kuvvet, her kudret sendedir demişti de
beddua etmemişti o Taiflilere. Olur ki içlerinden bir tanesi Müslüman olur diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine bunca taş yağdıranlara beddua etmemiş de, "Ya Rabbi, eğer bana gazaplı değilsen" diye duasında kendisini böyle tevazu ile göstermiştir. Resuller serverinin yürekler parçalayan halini o sığındığı bağın sahipleri gördüler. Attas adındaki bir Hristiyan köle ile üzüm ikram ettiler. Varlığın nuru üzümü mübarek eline alıp Bismillah diyerek yemeye başlamıştır. Bunu gören köle hayretle, dehşetle ürperiyor. "Sen kimsin?" diyor. "Allah'ın sevgilisi, topyekün zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi." Ona kim olduğunu söylediler. Sorularını cevapladılar. O anda Addas'ın içine bir ateş düşüyor, en taşkın bir cezbe haliyle aşk kurşununu yüreğine yiyen Addas artık Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın dinine giriyor. Bağrı yanık aşıklardan oluyor. Kainatın efendisi Zeyd Hazretleri ikisi beraber bin zahmetle Mekke'ye dönebildiler. Allah'ın Resulünü babasından, anasından, bütün varlığından daha çok seven Zeyd Hazretleri bir ömür boyu ondan nefes nefes nur almıştır. Bütün ömrünce o mukaddes gülü koklamıştır. Ve nihayet Medine devri başlıyor. İmanla küfrün büyük hesaplaşma günü, Bedir Savaşı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ok atmakta da büyük bir maharete sahiptir. Bütün cenklerde Efendimizle beraber bulunmuştur. Nice kafirin ciğerini delmiştir. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de yıldız yıldız parlamıştır bu savaşlarda. Ve nihayetsiz olan mülkün seyyidi Kevser Havzı'nın sahibi Müreysi gazvesine çıktıkları zaman Hazreti Zeyd'i Medine'de kaymakam olarak bırakıyor. Ayrıca Zeyd Hazretlerine 7 seriyede de kumandanlık vazifesi vermiştir. Ve bu seriyelerin ilki Karde seriyesidir. Şanlı sahabe, ebedi aşık Hazreti Zeyd bu seriyede Kureyşlerin kafilesine hücum ediyor, onları teslim almıştır. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemizin ifadesine bakalım ki, diyor ki kainatın fahri Zeyd Hazretlerini herhangi bir askeri harekatta vazifelendirdiği zaman mutlaka onu başbu tayin ederdi. Öyle ki alemin fahri hicretin 8. yılında Zeyd İbni Harise'nin emrine 3000 kişilik bir ordu veriyor ve Mute istikametine gönderiyor. Orada Efendimizin bir mucizesi daha cereyan ediyor. Diyor ki ey Zeyd, sen şehit olursan yerine Cafer İbni Talip geçecek. O da şehit olursa Abdullah İbni Revaha emir alsın. O da şehit düşerse Müslümanlardan kim isterse kumandan seçsinler. Ve Zeyd Hazretlerine bir sancak veriliyor. İslam ordusunu Medine'nin veda yokuşu başına kadar uğurladılar. 3000 kişilik sahabe ordusunda meşhur kumandan Hazreti Halid bin Velid gibi kumandanlar da var. Ve Hazreti Halid bin Velid varken bile Allah'ın Resulü Zeyd'i başbu tayin etmiştir. Hatta Hazreti Cafer şöyle bir ifadesi vardır. "Ey Allah'ın Resulü, Zeyd'i bana tercih edeceğinizi hiç ummazdım" demiştir. Efendimiz tebessüm gülerek, "Sen neyin daha hayırlı olacağını bilemezsin ey Cafer. Haydi sen vazifeni ifa et" demiştir. Hazreti Zeyd radıyallahu anh kumanda ettiği kuvvetle ilerliyor ve Ma'an denilen yere varıyor. Orada 2 gün 2 gece geçirdikten sonra Mute mevkiine iniyor ve iki ordu karşı karşıya geliyor. Derken Hazreti Zeyd mukaddes sancağı kaldırıyor, hücuma geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir avuç kahramanın karşısında 100 binlik küfür ordusu, okların çekirge bulutu, o kılıçların şakırtısı, göklere yükselen o çığlıklar, müthiş bir cenk başlıyor. Zeyd Hazretleri ilk hamlede daha göğsüne yediği bir mızrakla yere kapanıyor ve bir daha kalkamıyor, şehit oluyor. Mute cengi devam ederken
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Harise'nin oğlu Zeyd şehit olduğu o anda, o dakikada Efendimiz Mescid-i Saadet'ten sahabelerin arasında hafifçe bir dalgın vaziyettedir. Ve birden gözlerine yaşlar dolar. Mukaddes yüzü keder çizgileriyle benek benek olur. Hazreti Sa'd bin Ubade sorar, "Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlıyorsunuz?" dediğinde, "Bu sevgilinin sevgiliye olan iştiyakının eseridir," buyuruyor Zeyd bin Harise için.